Arkadaşlar merhabalar ben Deniz Özgür Maral. E tabi videoda gram altın 500 lira olacak 5 lira mil atır dedik dolar 8.50'ye tekrar gelecek yürü 10 lira 10 kuruşa tekrar gelecek dedik ama izlenme almıyoruz. Ama e, yani yerin dibine batacak gram altın 350 inecek 300 lira inecek diyen yani arkadaşlar 100 binler izleniyor. Onun için şöyle bir kısa geçiyoruz burayı arkadaşlar gram altın 5 liraya çok yaklaştı. Dolarda tabii ki bir atak, daha fazla bir atak beklenebilir. Faiz indirimi yapmak istiyorlar ama yapamıyorlar. Faiz indirmese bile şu an reel faiz geride kaldı. Dolayısıyla doların çıkışı devam edebilir. Euro da aynı şekilde. Gram altında en kısa sürede bir sıranın üstüne çıkacaktır diye ben düşünmekteyim hala da. Şimdi bir takım istekler vardı. Bu isteklere de kıramayacağım. Ben tabii uzun yılların ikili opsiyoncusu Özgür Maral. Bu tip videolardan çok çektim. Yani bu Binomo'da halen gerçek hesabım var. IQ Option'da var. Volume Trade'de var. O isteği de kıramayacağımdan dolayı şu zikzak metodunu bir kez daha anlatıyorlar video altı yorumlarında. dolayısıyla bunu bir kez daha bu videoda anlatmak isterim. Şimdi Binomo'da demo tabii ki var. Bunları eğitim amaçlı anlatıyorum. arkadaşlar yatırım tavsiyesi saymayın. Ancak demo hizmet alıp bir deneyebilirsiniz tabii ki. Ondan da gerçek hesap açıyorlar burada, onu söylemem lazım. Herhangi bir çift, mesela bu çift uygun mu? Her çift uygun asla bu yönteme göre. 7 ee, adımlı bir zikzak metodu bu. Yani 7 adıma da tabii gitmesine de gerek yok ama e, bir yön seçiyoruz, 1 dakikada tutuyoruz, 1 dakikalık yatırımlar yapacağız ve e, katlayarak gidiyoruz. Yani sistem bu. Her 30 saniyede yeni bir mum açılacak. 2 dolarla 1 dolarla başlanabilir örneğin. 30 saniyede ben diyorum ki hani aşağı seçeyim diyorum. Bir aşağı doğru bir yol alsın bu. Ve kazandıkça aynı yöne kaybettikçe ters yöne trade'i koyuyorum. Bu şekilde bunun mucidi Türkiye'de ve dünyada benim. illaki ki %100 olacak diye bir şey yok. Ancak merak ediliyor. Genelde verilmiş sonuçlar aldım. Bak 30 saniyede bu yeni mum açar aşağı doğru seçtim seçimimi. 1 dolarlık bir yatırım yaptım. Keyfe kadar 10 dolarlık da olur, 20 dolarlık da olur, 100 dolarlık da olur. Şimdi 1 dolarda kazandığım müddetçe aşağı doğru 1 dolara devam ediyorum. Kaybederse ters tarafa kaybettiği yöne ya yani kaybettiği yönün tersine 3 dolarla veya 4 dolarla yine açıyorum. 4 dolar orada diyelim kazandı yukarı doğru. Tekrar ilk adıma dönüp 1 dolarla devam ediyorum. Diyelim böyle bir şey böyle ilerliyor. Genelde 7 adıma kadar bir veya iki kez geldi hayatım boyunca. Onda da şansım beraber gitti ve aldım. O şekilde söyleyebilirim. Bazen hani 7 kere bunu yaptın, olmadı ne olacak gibi böyle bir şeyler sorulabiliyor. Şimdi 1 dolar burada beklenen kazanç 0 gözüküyor. Biz aşağı yöne koymuştuk. Şimdi kaybettiği kaybedecek büyük bir ihtimalle. Ters yöne 3 dolar da konabilir. 4 dolar ben koyuyorum. Eski zararı çıkarsın. Yeniden de bir kere alsın diye. Yeni mum açtı. Şu an 30 saniyede bir yeni mum açıyor. İlk adımı kaybettik. Burada geçmişimize az sonra bakarız. 1 dolar kaybetti. İlk adım ikinci adımı attık 4 dolarla. Şimdi kazanırsa 4 dolarla ne olacak? 1 dolarla yine kazandığı yöne devam edeceğim. Kaybederse yine ters tarafa en az çift katı, çift katından da biraz fazla olabilir ki eski zararını çıkarsın. Tekrar kara geçsin diye. Kazandığı yöne devam ediyorum. Kaybederse de ters tarafa işlem açıyorum. Şu an mesela 25 saniye falan kaldı. Kazanç yine pek gözükmüyor. E şimdi en son nerede kaldığımızı da tabi unutmamamız lazım. En son yukarı açtık onu buradan bakabilirsiniz. Şu yeşilden. Şimdi kaybederse bu sefer tekrar terse döneceğim. Bu sefer 10 dolar bir işlem koymak isteyeceğim. 12 dolar da olabilir. Hatta 12 dolar koyayım ben şöyle. Zaten bir kere anlatacağız. Evet kaybetmiş. Yeni bu mum açtı. Şimdi kazanırsa 21 dolar. Eski hani 12, 17, 18 dolar falan gibi şey olacak. Eski zararı çıkarıp biraz da kara geçirmeyi umuyorum. Şimdi bu 4 oluyor. Dördüncü adım gibi düşünün. Ters yöne açtık. Aşağı yöne açtık. Şuradan bakabiliriz. Aşağı, yukarı, aşağı. Bu dördüncü adım olacak. Açarsak en son nereye açtığımızı buradan bakabiliriz. En son aşağı açmışız. Bunu bir yerde yakalayacağız. Ve eski zararlarla beraber bir kere. Şimdi 30 saniyeye yaklaştı görüyorsunuz. Bu sefer ben şöyle biraz 50 dolar gideceğim. Bu sefer yukarı doğru açtım. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Bu dördüncü adım. Gene de dörtte falan geliyor. Eski zararlara çıkarıyor. 91 dolar alacak şimdi bu. bu aradaki skalaları tabi sizler de hesaplayabilirsiniz. Yani bir önceki zararı çıkarıp kara geçmek amaçlı. Yani 1, 4, 14, 50, 90, 150. Tabi adımlar büyüdükçe risk de biraz artıyor ama 4'te 5'te genellikle hakkını teslim ediyor. Bu tip videolardan da çekmeye gayret edeceğim. Bunları bekleyenler de var. Şimdi bu dördüncü adımda galiba 31. Her 30 saniyede yeni mum açar. 91 dolar almış oldu. Dördüncü adımda sanırım gelmiş oldu. 1, 2, 3, 4. Gelmeseydi tabi biraz riskleri artıyor o zaman. Daha büyük bir rakam koyabilirdim ve ona göre gidebilirdim diye düşünüyorum. Çiftin ne olduğu çok da fazla önemli değil. Şimdi de başka bir çiftten deneyelim euro dolar en sakin çiftlerden bir tanesidir. Bunu biraz şöyle büyük büyük yapacağım gözünüze gelsin diye ikinci kere deniyorum. 30 saniyede yine bir mum açacak. Bu sefer ya yukarı ya aşağı bir yeri tercih edeceğim. Bunlarla ilgili çok fazla strateji var. Bunları ara sıra anlatmaya çalışacağım. Bazı indikatörler var. Güzel çalışan indikatörler. Onunla beraber de işlem açmaya çalışacağız. İşte bu aşağı gidiyor. Kırmızı mumlar aşağı gidişi. Yeşil mumlar yukarı çıkışı temsil etmekte. Herhangi bir yön, hani hangi yönü seçerseniz artık fark etmez. Ben diyelim yukarı yönü tercih ettim. Açıldı. Yukarı yönde eğer kaybederse aşağı tarafa doğru çalışacağım. Bir dakika sonucunda ve ne olduğunu beraber bakacağız. Binomo da epey uzun yıllardır ülkemizde var neredeyse ben beni bildim de var yani 7-8 yıldır ülkede faaliyette diğer firmalar gibi. Merkezi Rusya'da olması gerekiyor bunun da. Genelde bu tip firmaların merkezleri Rusya'da oluyor. Şimdi 5 dolar kaybediyor gibi diye düşünelim. Şimdi i̇şte ben tabi 20 dolar mesela yukarı doğru gideceğim. Bakiyenizin de tabi biraz sağlam olması gerekiyor. 10 dolarla 20 dolarla genellikle olmayabilir. Patlayabilir elinizde. Şimdi yukarı doğru açmıştık sanırım. Bakayım. Yukarı açmışız. Şimdi aşağı doğru açacağım. 31, 30. Şurayı görüyoruz. Aşağı doğru açtık. Bakalım nerede yakalayacak? Bazen işler rast gider. Alt alta aç 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 aç. 6-7 adım üst üste alırsanız. Kırmızılı yeşilli, kırmızılı yeşilli olduğunu görüyorsunuz. Bazen çıkıyor, bazen iniyor. Bir yerde bunu yakalamayı öngörüyoruz. Ve son aşağı demişiz 20 dolar da. Şimdi kaybederse tabi ben bunu böyle koyuyorum ama 6 dolar da konabilir. Artık herkes kendisi bileceği bir şey. En son aşağıda kaybediyor gibiyiz. Kaybetti. Yukarı bu sefer 60 dolarla girdim. Bu düzene şaşırmamak önemli. Yukarı aşağı ve tekrar yukarı şu an. Üçüncü adımda alır bazen. Bazen dördüncü adımda alır. 7. adıma geldiği zaman bayağı bir heyecanlı oluyor. Sabit bir şekilde 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar da konabilir ama hamallık oluyor bu sefer. Cuma günü e, akşamı e, genel hafta yorumlamasını dolar üzerine yapacağız. Dolar altın üzerine yapacağız. Bakalım nasıl kapatacak. Kendi kendisini. 30 saniyede kapanacak. Buranın işi böyle. Bir numada mumlar 30 saniyede bir açıp kapanıyor. Kapandı. Karını almış oldu. Birinde 4. adımda birinde 3. adımda aldı. Arkadaşlar bu bir eğitim amaçlı bir tanıtım videosuydu. Demo hizmeti alabilirsiniz. O kadar söyleyebilirim. Demoda bir deneyin. Sonra gerçek hesaba geçmek isterseniz kendiniz geçebilirsiniz. Eee bu kadar anlat dediniz. İşte anlattım. Binomda zikzak metodu bu şekilde yapılıyor. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın.